Reziliz, çok reziliz. Gerçekten çok reziliz. Niye derseniz, ne bir AFAD geldi, ne bir Kızılay geldi, ne bir çadırımız var, ne bir ilacımız var. Hiçbir şeyimiz yok burada. Soğuktayız, bu şekildeyiz. Yani hiç devlet ne bize baktı, ne etti. Ortada kaldık, kadınlarımız öyleyiz. Yaklarımız perişan aldı. Kadınlarımız perişan aldı. Çocuklarım, bak çocuğum ateşte ölüyor. Ne bir ilaç bulabiliyorum, ne bir şey bulabiliyorum. Hiçbir şekilde. Evim yıkıldı. Altında zor çocuklarımı çıkardım. Çok zor çıkardım gerçekten. Nereye gideceğim ya? Ya gidecek bir yerim de yok. Ne bir çadırım var, gireyim içine biraz uzanayım. Ne bir yemek, tamam sağ olsun etraftan yemekler geliyor. İnkar etmiyoruz, her yerden geliyor. Ama karın tokluğuyla değil sadece. Ne çadır, sadece çadır ya. İstediğimiz bir bez parçası, başka bir şey değil ya. Devlet bunu da getirmiyorsa biz ne yapalım? Ne yapalım biz? Hadi söyleyin, nereye gidelim? Siz söyleyin. Durumdayız. Biz hiçbir şey istemiyoruz. Yemek, su istemiyoruz. Bizimle ilgilenmelerini istiyoruz sadece. Sadece ilgi istiyoruz. Yakınlarımız daha göç altında. Onların çıkarılmasını istiyoruz. Sadece bunu istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Bu kadar kaç gün geçti? Hala enkaz altında mı? Evet, halen enkaz altında. İstersen sizi götürebilirim. Enkazın altında ateş var. Hiç kimse ilgilenmiyor. Ses yok diyorlar bize. Ses olmadığı için ilgilenemeyiz diyorlar. Çok zor durumdayız. Hiçbir yani şey demiyoruz. Sadece ilgi istiyoruz. Biz yemek istemiyoruz, su istemiyoruz. Yatacak yer de istemiyoruz. Evet, 9 ilimiz bu durumda ama bizimle Elbistan'la ilgilenmediler. Enkazlarımızın çıkarılmasını, ya ölülerimizin bir an önce çıkarılmasını istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum ben. Gerçekten de istemiyorum başka. Yemek de istemiyorum, su da istemiyorum, kişisel bakım da istemiyorum. Çocuklarıma kıyafet de, sadece o enkazın altındaki insanların çıkarılmasını istiyorum. Çok zor. Hiç ilgilenmediler bizimle. Ya iki gündür halk yardım ediyor. Ya görüyorsunuz, hadi çadır. İki gündür. Bak çekin. Nerede çadır var? Biz ilk buraya geldiğimizde. Lütfen çekin. İki gün, inanın yani yağmalama oluyor diyorlar ya. Yani ben de gidip yapabilirim. Çünkü o durumdaydık. Hiçbir şeyimiz açtık. Yoktu. Açtık. Bugün suyumuz geldi, yoktu. Başka bir şey demiyorum. İlgi istiyoruz biz. Ya, şey bizim sorulmasını insanlar istiyoruz. İnsanlar gönderiyor da bu evet, yaşalar. Evet, evet, insanlar. Aynen, insanlar. Aynen, devlet tarafından bize dün ambulans gelmişti. Yardım da yaptılar ve ilaç da dağıttılar bize. Ben bilerek sordum, biliyor musunuz? Devlet tarafından mı geliyorsunuz diye. Hayır, biz gönüllü olarak İstanbul'dan geldik dediler. Arkadaşlar bize. Gönüllü olarak gelmişlerdi. Biz yani ayrımcılıkta dışlanıyoruz her yerde, dünyanın dört bucağında dışlanıyoruz. Ben şu durumda 7 tane kurantam var, %90 göz engelliyim ben. Ben evim başıma yıkıldı, Elbistan ölümle pençeleşti, ölüme terk edildi. Bize bakanımız yok, biz sabahtan akşama kadar yani sabah 8'den tut akşamın öbür 8'ine kadar biz odun sağda solda kendi çapalarımızla enkazın altında çıktık. Biz ateşte esenler. Bu Elbistan'da deprem olduğu zaman bütün ekiplerini büyük şehirlere nakil ettiler. Bu büyük şehirlerin nakillerini Elbistan ölümle baş başa bıraktılar. Yıkıldı, biz rezil oldu. Biz dışarıda yatıyoruz, kalkıyoruz, soğuk içinde, biz korktuk, biz hastayız. Başka bizim neler gibi. Yaşadınız, ne istiyorsunuz mesela? He. Şimdi dışarıda mı kalıyorsunuz? Dışarıda işte, korkusunda içeri gitmiyor. Peki çadırınız var mı ya da barınacak bir yeriniz var mı? Yok, çadır yok. Arkadaş, çadır hiç yok. Ne istiyorsunuz? Bir çadır olsa işte biz kurarız. Biz içinde yani yatarız, yani oturacağız. Çadır bir şey yok. Buraya gelmesini arz ederdim. Gerçekten arz ederdim. Neden gelip de bu kadar insanları Elbistan yerine bir olmuş, sadece belli bir bölgelerinden kontrol ediyorlar. Onlar, sizin talebiniz nedir? Söyleyin. Benim talebim, hocam ben, insanlarımız evlerini kaybetti. Yurtlarını kaybetti. Ben burada sadece şunu beklerdim.
Depremden bu yana biz dışarıda yaşıyoruz. İlk günde hiçbir sorun yok, tamam, hani önceden deprem oluyordu ama hani alıştık biz. Sonra ikincisinde hani artçısı bile daha yüksek oldu. Yani 400'den fazla bina yıkıldı. Ekipler çağırdık, kimse gelmedi. Ondan sonra kimse yoktu, şurada bir eve girdik, kurtarmaya çalıştık, biz de altında kaldık. Yumruklarımızla, yani çekiç balyoz, hiçbir şey yok. İnsanları çıkarttık, geri şurada bir enkaza gittik. Enkaz yanıyordu, itfaiyeyi çağırdık. İtfaiye bizim işimiz değil dedi. İçeriden ses aldık, 3 gündür içerek çocukla konuştuk. Bugün kemiklerini topladılar torbalarla. Ekipler ses duydu, geldiler abi. Biz geliyoruz, ekipman alıp geliyoruz dediler. Siz yol açın dediler. Yani yapacağımızı yaptık, açtık biraz, bir şeyler yaptık. Gelmediler. Canlı olan aradı yani, ben bu taraftayım, şu cephedeyim, şuradayım. Çocuk öldü. 2 gündür enkaz kazıyorlar, hepsinin kemikleri var. Kim, cinsiyet, erkek, kız, hangisi, arkadaşımız mı, dostumuz mu belli değil. Adam ne diyor biliyor musun abi? Bir insanda 2 kol vardır diyor. 10 tane kol var. Hesapla kaç insan var diyor. Kol var, başka bir şey yok. Bu mu abi? Talebiniz nedir? Öncelikle bu insanın enkaz altına çıkarılması mı? Yani? Abi enkazdan çıkarılması yani, başka bir şey istemiyoruz. Biz aç da bekleriz abi, insanlar çıksın. Bağırmaktan sesimiz gitti. 4 gündür uyumuyoruz. Dün gece -20 idi. Soğuktan ölen bebek bile varmış burada. -20 idi abi. Herkes dışarıda. Çadır varmış. Nerede abi? Çadır nerede? Herkes burada. Çadır yok. Devlet de yok. Açıklama da yok. Dün abi enkaza polis gelmiş, jopla inmiş. Önce bir geçmiş olsun diye. İlk defa kırmızı maviyi 3. günde gördük. İndi jopla, millet kovalıyor. Sen kimsin ya? Millet ölüyor ya. Böyle bir şey var mı abi?